أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Kıymetli kardeşlerimiz, izhar derslerimizde mebniler konusunu işliyoruz. İnşallah bugün bitirmeye gayret edeceğiz bu dersimizde. Bakalım. Gayri lazım mebniler konusundayız. Ve gayrul lazım, gayri lazım mebniler, yani her zaman mebni değil. Bazı durumlarda mebni oluyor, bazı durumlarda mebni olmuyor. Şöyle diyelim, mebni dediğimiz, efendim, mebniyül asıl, mebniyül arıt diye ayrılıyordu, öyle değil mi? Mebniyül, efendim, şöyle arit demiştik. Mebniyül asıl harfler, cümleler, mazi idi. Bu tür şeylerdi. Onu bahsettik daha önce. Mebniyül arıt dediğimiz lazım, gayri lazım diye iki kısım, efendim, lazım olanları bitirdik, gayri lazıma geldik. Bunlar da vacip ve caiz diye ikiye ayrılıyor demiştik. Vacip ve caiz olarak ikiye ayrılır. Şimdi biz vacibini göreceğiz, sonra da caizini görmüş olacağız. Şu anda gördüğümüz vacip olanıdır. Ve gayrul lazim ma kuti'a anil idafeti menviyen fihi'l mudafu ileyhi. Muzafun ileyhe niyet edilerek izafetten kesilendir. Bunu daha önce yine bahsetmiştik. Nahvu qablu ve ba'du ve tahtu ve fevku ve quddam ve emam ve half ve vera ve la gayru ve leyse gayru ve hasbu. Bu ifadeler. Ne diyoruz? Diyorum ki mesela el kitabu fevkat tavileti. Kitap masanın üzerindedir. Vel kalemu tahtu. Kalem de altındadır. Yani onun, yani tavilenin, masanın altında. Demek istiyorum, masaya niyetim var ama masayı telaffuz etmiyorsam ben, bu izafet konusunda bunu görmüştük. Efendim, masayı telaffuz etmiyorsam niyetimde olmakla beraber bu durumda o muzafı efendim ben mebni yapıyorum. Taht kelimesi, şimdi düşünelim, taht kelimesi her zaman mebni midir? Yok, her zaman mebni değildir. Ama bu durumda mebni olur. Bu durumda mebni olur. Onun için de biz buna gayri lazım diyoruz. Peki bu durumda mebni olsa da olur, olmasa da olur diyebiliyor muyuz? Hayır, diyemiyoruz. O zaman bu nedir? Vaciptir. Yani bu durumda olduğu zaman mebni yapmamız vaciptir diyoruz. Evet. Peki, işte birincisi bu. Yani izafetten muzafun ileyhe niyet edilerek muzafun ileyhi düşürülenler diyoruz. Vel'ane, el'ane ifadesi. El'ane ifadesi de mebnidir. Bazıları onun mebni olmadığını söylüyorlar. Onun için de yani bu gayri lazım grubuna almış el'ane ifadesini. Gayri lazım grubuna almış el'ane ifadesi de mebni bir kelimedir. Bunu söylüyoruz. Şimdi bundan sonra tabii münada konusundan bahsedecek. Çünkü münadada da mebniler var. O münada konusunu biz şöyle kısaca bir özetleyelim. Daha sonra kitabımızdan okuyalım. El münada. Münada efendim mansub olur veyahut da efendim mebni olur. Ya mansub olur ya da mebni olur. Ne üzere mebni olur? Mebni ala ma yurfa'u bihi. Alâ mâ yurfa'u bih mebni olur. Yani raf alameti neyse o üzere mebni olur. Mansup dediğimiz şudur bakın. Bir, mesela ya Abdallah diyoruz ya. Nedir bu? Eğer münada muzaf olursa demek ki neymiş bu? Muzaf imiş. Muzaf. Evet. Münada muzaf olursa mebni, mansup olur. Ya hayran min zeydin misalini verecek. Hayran min zeydin. Burada da şibih muzaftır. Şöyle şibih muzaf diye kısaca yazayım.
şibih muzaf. Burada da efendim yine mansup olur. Bir de ne var? Nekire var. Ya racülen dese, ya racülen dese bu durumda da mansup olur. Bu nekira nasıl bir nekira ama? Şimdi ben burada sınıftayım mesela. Dışarıdan talebeler var. Ben hiçbirini görmüyorum. Diyorum ki ya taliben, bir talebe gelsin bana. Manasında eğer. Bana bir talebe gelsin. Ya taliben diyorsam eğer bu durumda nekire olur. Ama şimdi burada göreceğiz. Ben bir talebeyi karşımda görsem desem ki ya talip. Bu durumda ya talibu derim. Çünkü artık o marife gibidir yani. Marife, imam biri gibi ona zaten marife diyor. Marifeler konusunun sonunda el-mu'arraf billami ve nida demişti. Liflam ile ve nida ile marife olanlar demişti. Dolayısıyla ya talibu dediğimde bu marife olur. Karşımda gördüğüm bir talebi olduğu için buna başka bir yerde nekire-i maksude derler. En-nekiratul maksude. Kast olunan nekira. Karşımda bizzat hitap ettiğim, kastettiğim nekira derler. Bazen de marife diyorlar. Dolayısıyla böyle bir nekira, nekire-i maksude olursa hükmü ayrıdır. Ama nekire-i gayri maksude olursa herhangi bir talebe gelsin diyorsam ama ey talebe sen gel diyorsam bu ikisi ayrıdır. Nekire-i gayri maksude olduğunda herhangi bir talebeyi çağırmak için ya taliben dersem mansup olur. Öbürü de alâ mâ yurfa'u bih mebni olur. Şimdi onu göreceğiz. İşte bu üç tanesi mansuptur. Efendim buna ne diyoruz? Nekira diyoruz. Efendim alâ mâ yurfa'u bih mebni olanlar. Bunlar da mesela ya zeydu dersem ne olur? Alemdir. Alâ mâ yurfa'u bih mebnidir. Başka ya raculu dersem işte biraz önce verdiğim ya talibu misali gibi bu da ala ma yurfa'u bih mebni olur. Yani raf alametini alır ama biz ona merfu demeyiz. Mebni deriz. Dam üzere mebni deriz. Çoğul olsaydı ya müslimune deseydim vav üzere mebni olacaktı. Evet. Bu ne? Alem. Bu da nekire-i maksude. En-nekiratul maksude. Efendim. Böyle. Münada konusu bu şekilde. Tabi münada konusuyla irtibatlı olarak efendim bir de nütbe ve istigase var. Nütbe ve istigase var. İstigase demek birinden yardım istemek demek. Birinden yardım istemek demek. Nütbede birine ağıt yakmak, birine ağlamak, birine üzülmek demek. Desem ki mesela şöyle. Ya Zeyda, yetiş Zeyd, yetiş. Senden yardım istiyorum, yetiş Zeyd desem buna istigase denir. Bu kullanım neymiş? Bu istigase. Bunlar şeyle aynı hükümde yani münada ile aynı hükümde. Nida ediyorum ben. Ben nida ediyorum yine ama mana olarak farklı bir boyut var burada. Ya Zeyda dediğimde bu istigasedir. Efendim ben aynı şekilde ya Zeyda desem de buradan efendim ah Zeyd ah sana çok acıdım gibi bir anlamda ah Zeyd diye bir ağıt yakmak için adeta desem buna da nütbe denir. Efendim işte efendim bu münadanın sonuna istigase veya nütbe elifi deriz. Yani uzatırız biz. Ya Zeyda gibi uzatırız. Şu istigase veya nütbe elifi gelirse münada mebni olur. Feth üzere mebni olur. Bazen de münadanın başına bir lam gelebilir. Ya lezeydin gibi mesela. Böyle de olduğu olur. Farklı anlamlar ifade etmek için ya lezeydin gelirse bu durumda da münada mecrur olur. Çünkü o harfi cerdir. Onu cer yapmıştır. Bu hususlar ayrı ama onun dışında münadanın hükümleri anlattığımız biçimdedir. Efendim bunu böyle ifade etmiş oluyoruz. Şimdi bakın ne diyor?
Bakın ne diyor efendim. Vel munadel müfredül marifetü. Müfret ve marife olan münada. Ne demek müfret olan? Yani muzaf veya şibih muzaf olmayan demek. Marife olan ne demek? Nekir olmayan demek. Yani bu grubu anlatıyor. Bu grubu anlatıyor. Bakın. Mebniyün alâ mâ yurfa' bihi. Alâ mâ yurfa' bihi mebnidir. İllem yelhak bi âhirihi elifu l-istigâfeti evin nudbe. Efendim sonuna istigâse veya nudbe elifi gelmezse. Başka? Ev velâ bi evvelihi lâmun. Bir de başına lam gelmezse. Yani şunlar hariç. Gelmezse münada işte marife olan ne demişti? Ne söylüyorum? Müfret ve marife olan. Yani muzaf şibih muzaf olmayan, nekre olmayan, müfret ve marife olan ve sonunda istigase veya nutbe elifi ya da başında lem bulunmayan münada alâ mâ yurfâ bih mebnidir dedik. Nahu ya zeydu gibi ve ya müslimâni gibi veya müslimune gibi zeydu tam üzere mebni, müslimani elif üzere mebni, müslimune de vav üzere mebnidir diyoruz. Peki ve in kana mudafen eğer muzaf olursa ev müşabihen bihi veyahut da şibih muzaf olursa efendim ev nekraten veyahut da nekre olursa yunsabu bi fi'lin mukadderin mukadder bir fiile mansub olur. Yani ya Abdallah ifadesinde abd kelimesini, hayran kelimesini, raculen kelimesini nasb eden nida edatı değil, mukadder bir ed'u şeklinde takdir edebileceğimiz bir fiildir. Ya Abdallah veya hayran min zeydin veya raculen. Ve in lahiqa bi ahirihi elifun buniya alel fethi. Sonra elif bitişirse feth üzere mebni olur. Nahu ya zeydah. Ve in ittasala bi evvelihi lamun yecibu cerruhu. Başına lam gelirse cerri gerekir. Bunu bitirdikten sonra münada ile alakalı bir hususu daha söyleyecek. O da şu. Biz burada şu şartlarda münadanın mebni olduğunu ifade ettik. Bu mebni olan münadaya tabi gelse hükmü ne olur? Mamul bittebaiyeyi hatırlıyoruz. Mesela desem ki ya Zeydu ey faziletli Zeyd diyecek olsam. Zeyd burada alâ mâ yurfa' bih mebni oldu. Yani dam üzere mebni oldu. Buna gelen sıfatın irabı ne olur? Buna gelen sıfatın irabı bakınız el-fâdilu veya el-fâdile olur. Yani ya Zeyd'in mahalline tabi olarak Zeyd evet dammelidir. Dam üzere mebnidir. Ama mahalle mansuptur. Mahalline tabi olarak efendim mansup olabilir. Bir de lafzını itibare alarak merfu olabilir. Demek ki bu mebni olan münadalara tabi olanların hükmü bu şekilde. Ya lafzına tabi olur ya da mahalline tabi olur. Ona göre irapları değişir. Yalnız bundan iki şey hariçtir. Nedir o? Bir bedel, ikincisi de lamsız atıf. Lamsız atıf. Bakın ne diyor? Diyor ki ya raculu zeydu. Burada ya raculu zeydu dediğim zaman zeyd racule tabidir. Bu durumda biz şunu diyemiyoruz. Zeyd kelimesi mansup olabilir veya merfu olabilir demiyoruz. Çünkü bedeldir. Bedel sanki kendisi bizzat münadadır. Kendisi münada imiş gibi, bunun başında müstakil olarak bir nida edatı varmış gibi değerlendiriyoruz. Eğer bizim tabiimiz bedel ise. Bir de efendim atıf var. Atıfta da bakın ya Zeydu ve Amru diyoruz. Ya Zeydu ve Amru diyoruz. Bu durumda biz ama atıfta bir şey var. Atıf dediğimiz tabi lamsız atıf olacak. Yani şu matuf değil mi? Bu da matufun aleyh. Matuf kısaca matufun aleyh. Eğer
efendim matufumuz lamsız olursa, elif lam takısız olursa bunun da hükmü münadanın hükmü gibidir. Bunu da biz bir müstakil münada olarak ele alırız. Demek ki bedel ve lamsız matuf münadanın hükmü gibidir. Diğer tabiler ise münadanın lafzına tabi olarak merfu olabilir, mahalline tabi olarak mansup olabilir diyoruz. Yani şurada amr yerinde mesela et-talib olsaydı ne derdik? Ya zeydu ve-talibu ya da ve-talibe derdik. Ama lamsız bir atıf olduğu için bu da müstakil münada hükmünde oldu. İşte onu okuyorum. وَالْبَدَلُ وَالْمَعْتُوفُ الْخَالِ يَعْنِ اللّٰهِ Bedel ve lamdan hali olan matuf hükmuhu hükmü münada. Onun hükmü münadanın hükmüdür. نَحْوُ يَا رَجُلُ زَيْدُ وَيَا زَيْدُ وَعَمْرُ gibi. Peki nida harfleri nelerdir? وَحُرُوفُ النِّدَاءِ يَا وَاِيَا وَهَيَا وَاَا وَاَاي وَاَيْ وَالْهَمْزَ Bunlar. Bir de ve va muhtassun bin nudbe. Bir de nudbeye has olan va. Mesela va zeyda, va zeyda, ah zeyd ah diye onun için bir acı hissettiğimizde söylediğimiz bu va ifadesi nudbeye hastır. Diğerleri özellikle ya geniş kullanımlıdır. Hem nudbede kullanılabilir, hem istigasede kullanılabilir. Hem de efendim normal nidada kullanılabilir. Buradaki edatlardan harf sayısı kısa olanlar yakın içindir. Harf sayısı uzadıkça mesafe de uzanır. Yani e dediğimizde ezeyden ezeydu ezeyt e kardeşim diyoruz ya biz Türkçede e kardeşim ben sana demedim mi e Ahmet gibi bu e ifadesi bir nida ifadesidir. Diğerleri de diğer nida edatlarıdır. Bunu böyle ifade etmiş oluyoruz. Efendim, bir diğer mebnimiz ise, yani mebni-i gayri lazım olan ve vacip olan ise وَاسْمُ لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ اِذَا كَانَ مُفْرَدًا نَكِرَةً مُتَّصِلَةً بِلَا Efendim, مُتَّصِلَةً بِلَا غَيْرِ مُكَرَّرَةٍ Daha لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ konusunda bunu anlatmıştık. نَحْوُ لَا رَجُلَ gibi. Hatırlayacak olursak, lali nefiyil cins konusunda biz ne diyoruz? Biz lali nefiyil cins konusunda diyoruz ki, lali nefiyil cinsin amel etmesi için üç tane şart vardır. Nedir bu üç şart? Bir, la'nın ismi, efendim, nekra olacak. İki, yine la'nın ismi muzaf veya şibih muzaf olacak diyoruz. Üç, la'nın ismi la'ya muttasıl olacak. La'nın ismi muttasıl olacak diye söylüyoruz. Bu üç şarttan şu izafet şartı. Muzaf veya şibih muzaf olma şartı tutmayıp nekre olur ve muttasıl olursa la'nın ismi ala ma yunsabu bih mebni olur. Mesela ne diyor? La racule. Bakın racul kelimesi nekra mı? Nekra. Muttasıl mı? Muttasıl. Peki muzaf veya şibih muzaf mı? Değil. O zaman ne olur bu racül ifadesi? Alâ mâ yunsabu bih mebni olur. Burada müfret olduğu için feth üzere mebni olmuştur. Müsenna olsaydı ya üzere mebni olacak idi. Cem-i Yönne Salim olsaydı da kesr üzere mebni olacaktı. Efendim, biz lal-nefil cins konusunu eğer hatırlayacak olursak ilgili yerden aslında bunları orada anlattık. Sadece bir meseleyi anlatmadık. O da işte burada biraz değiniyor. Kitabın en sonunda o meseleyi tam olarak anlatmış olacak. Biraz sonra yani anlatmış olacak. Efendim, lâli nefyil cinsin. Bakın ne diyor burayı dikkatlice okuyalım. İsmü lâli nefyil cins. Lâli nefyil cinsin ismi.
İza kana müfreden, bu isim müfretse, nekreden nekre ise, muttasileten bila, la'ya muttasıl ise. Ama la ne olacak? Gayri mükarreretin. Tekrar edilmeyen bila. Yani biz durup durduğumuz yerde, bakın la racule desem, ne olacak bu la racule? Ala ma yusavib mebni olacak. Peki ben la racule ve la imraete desem, işte la havle ve la kuvvete desem, bu durumda işler biraz farklılaşacak. Bakınız, la havle ve la kuvvete dedim. Normalde benim bildiğime göre ne olması lazım? Nekre olduğu için, muttasıl olduğu için ve muzaf ve şibih muzaf olmadığı için. Muzaf ve şibih muzaf değil, yani müfret. Müfret demek burada, muzaf ve şibih muzaf olmayan demek. Olmadığı için bunun alâ mâ yunsabu bih mebni olması lazım ki burada böyle oldu. Yalnız la tekrar edilince işler karışıyor, işler farklılaşıyor. Onun için de o kaydı koymuş. Diyor ki tekrar edilmeyen la'ya muttasıl, müfret nekira, efendim la'nın ismi diyor. Dolayısıyla burada tekrarın getirdiği başka hususlar var. O tekrarı bir tarafa bırakırsak, daha önce anlattığımız gibidir la'nın isminin hükmü. Tekrarın meselesi de biraz sonra gelecek inşallah. Dolayısıyla la'nın bu ismi ne oluyor? Mebni oluyor. Alâ mâ yunsabîf mebni oluyor. Ve bu da efendim gayri lazımdır. Yani racül kelimesi her yerde mebni değildir. Ancak bu şartlarda bulunursa mebni olur. Peki mebniliği ve murap olması caiz midir? Yani bazen mebni bazen murap. Hayır. Bu şartlarda bulunduğu zaman, tekrar edilmeyen bir durumda bulunduğu zaman mebni olması vaciptir diyoruz. Peki bunu da ifade ettik. وَالْمُضَارِعُ الْمُتَّصِلُ بِهِ نُونُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ. Bir de cemi müennes nunu kendisine bitişmiş muzari. Başka اَوْ نُونُ التَّأْكِيدِ ya da tekit nunu bitişmiş muzari. Nahvu yadribne ve tadribne ve hel yadribenne ve hel tadribenne gibi. Muzari fiil murabtır, mebni değildir. Ancak sonuna nunu nisve bitişirse mebni olur. Yensurune tensurune gibi. Ne üzere mebni olur? Sükun üzere mebni olur. Peki yine muzari fiil murabtır, mebni değildir. Ama muzari fiilin sonuna tekit nunu bitişirse yensuranne şedide, yani şeddeli tekit nunu bitişirse veyahut da efendim şeddeli olmayan muhaffefe bir tekit nunu bitişirse efendim yensuran gibi, bu durumda efendim muzari fiil mebni olur. Ne üzere mebni olur? İşte o önemli. Bakalım. Eğer cemi müzekker ise yensurun ne gibi ise dam üzere mebni olur. Eğer efendim müfret muhataba ise tensurin ne gibi, orada da kesr üzere mebni olur. Onun dışındaki bütün yerlerde feth üzere mebni olur. Feth üzere mebni olur. Efendim bunu ifade etmiş oluyoruz. Peki. وَهَذِهِ الْاَلْفَاظُ يَجِبُ بِنَاءُهَا. İşte bu lafızlar binası vacip olanlardır. Yani mebni olması vacip olanlardır. Bitirelim dedik ama inşallah kalan kısmı bir sonraki dersimize bırakalım. Biraz uzadı. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.